Samsun Spor için yarın tarihi günlerden biri yaşanacak. Çünkü Samsun Spor'un hem puan silme cezası tahkim kurulunda görüşülecek hem de Şanlıurfa Spor maçında yaşanan olaydan dolayı ceza alıp almayacağına Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından karar verilecek. Samsun Spor için birinci derece önemli konu puan silme cezası. Mali kriterlere uyulmadığı için geçmiş dönemlerde 4, bu sezonsa 3 olmak üzere toplam 7 puan silme cezası alan Kırmızı Beyazlı Kulüp konuyu tahkim kuruluna taşımıştı. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ve yönetiminin yanı sıra kulüp avukatları tarafından geniş kapsamlı savunma hazırlanıp cezanın uygulanmaması için tahkim kuruluna itiraz yapıldı. Samsun Spor tahkim kuruluna itiraz yaparak zaman kazandı. Cezanın şu ana kadar uygulanmamasını sağladı. İtiraz savunmasında dikkati çeken ayrıntılar var. Yönetim her iki puan silme cezasına ayrı ayrı savunma hazırladı. Savunma dosyasında 4 puan silme cezasının verildiği sezon uygulanmadığı ve artık uygulanamayacağı vurgulandı. Samsun Spor Yönetim Kurulu son olarak gelen 3 puan silme cezasına da ayrı bir dosyayla savunma verdi. Geniş kapsamlı hazırlanan savunmalar Samsun Spor'un elini güçlendirirken camia tahkim kurulundan çıkacak sonuca kilitlendi. Eğer tahkim kurulu Samsun Spor'u haklı bulursa ceza uygulanmayacak. Kırmızı Beyazlı Kulübün yaptığı itiraz reddedilirse ceza uygulanacak. Ancak cezanın ne zaman uygulanacağı henüz belirsiz. Tahkimden cezanın önümüzdeki sezon uygulanması yönünde erteleme kararı da çıkabilir. Samsun Spor Camiası'nın merakla beklediği bir diğer konuysa Şanlıurfa Spor maçında yaşanan olaydan dolayı ceza gelip gelmeyeceği. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen kırmızı beyazlı kulüpte bekleyiş hakim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da tıpkı tahkim kurulu gibi kararını yarın açıklayacak. Öğle saatlerinde toplanması beklenen kurul dosyayı görüşecek ve Samsun Spor'un savunmasını değerlendirecek. Samsun Spor'un para mı yoksa taraftar yasağı cezası mı alacağı netleşecek.